Herkese merhabalar. Bugün farklı bir programla karşınıza çıkıyoruz. Bizim için, üniversitemiz için aslında önemli bir konuyu bundan böyle ekranlarınıza taşıyacağız. O önemli tarihler gelene kadar nedir, neyden bahsediyorum? Tabii ki de Güney Kariyer Fuarı 2022 bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yani üniversitemizde olacak. Üniversitemiz ev sahipliği yapacak. Konuyla alakalı program kapsamında da her hafta size bilgiler vereceğiz. Ne bir durumdayız, neler? bizleri bekliyor? Güney Kariyer Fuarı'na geldiğimizde neler kazanacağız? Bunların hepsini bu programda sizlere sunmuş olacağız ve tabii ki de tek başıma değil yanımda çok değerli bir konuğum olacak. Ee, Güney Kariyer Fuarı'nın Süleyman Demir Üniversitesi Koordinatörü Doçent Doktor Ahmet Yıldırım bizimle birlikte ve bundan sonra da olacak. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ev sahipliğiniz için, güzel tespitleriniz için öncelikle teşekkür ediyorum ifade ettiğiniz gibi Güney Kariyer Fuarı yani e, Günkaf olarak ifade edilen Günkaf 2022'nin e, ev sahipliğini üniversitemiz gerçekleştirecek. Ben müsaade ederseniz bu konuyla ilgili biraz kısaca bir evet bilgi abi. vereyim. E, Güney Kariyer Fuarı 16 tane üniversitenin Antalya, Burdur, Isparta, Konya ve Karaman ve Afyon'daki üniversitelerimizin 16 tane üniversitemizin işbirliğiyle ama üniversitemizin koordinasyonunda gerçekleşen bir kariyer ve bir istihdam fuarı aslında. Bu fuarın temel konsepti, temel perspektifi öğrencilerimizin iş dünyasıyla bir araya gelmesini hedefliyor. Öğrencilerimizin iş dünyasıyla alakalı bir takım ilişkiler kurmasını hedefliyor. Ve öğrencilerimiz daha doğru bir ifadeyle aslında firmalarında öğrencilerimizle bir araya gelerek yetenek anlamında bir e, tespit yapmak, veri oluşturmak ve e, iş dünyasını öğrencilerimize kazandırabilmek anlamında e, temel amaçların ortaya koyduğu bir etkinlik olarak ifade edilebilir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Güney Kariyer Fuarı'nın üniversitemizde ve şehrimizde gerçekleştirilmesi e, hem üniversitemizin hem de şehrimizin e, marka değeri anlamında da büyük bir önem arz ediyor. E, çünkü e, bu kadar büyük bir hedef kitleyi e, barındıran ya da çağıran, bir araya getirecek olan e, başka bir kariyer fuarı yok. Yani diğer bölgesel fuarlar anlamında hı hı. mutlaka var. Türkiye'de farklı üniversitelerle bir arada ama ben bu bölgemizde bu düzeyde yani 40 bin öğrencimizi e, ve 250 firmamızı bir araya getirecek bir başka bir istihdam ve kariyer fuarının... E, özellikle şehrimizde özellikle üniversitemiz koordinasyonunda gerçekleştirilmesi bizce büyük bir marka değeri anlamında katkı olacağını düşünüyoruz ve ifade Hı -hı. edebiliriz yani Peki hocam aslında e, öğrenciler sabırsızlıkla da bekliyor diyebilirim. Çünkü biz de, bizler de geri dönüşler alıyoruz ve öğrenciler çok yakınlaşan artık Mart'ta e, son dönemece girmiş olacağız ve 18-19 Mart tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliği yapacak burada. Öğrenciler de çok bekliyor. E, merakla gerek iş istihdamı, gerek staj imkanları, gerek e, hiçbir şey olmasa bile o deneyimi kazanabilmek hakikaten biz de heyecanla bekliyoruz. Peki bizleri He, bu iki günlük süreç öncesinde. Hani genel böyle şeyleri söyleyelim ki bu programda bundan sonra Aynen. detaya ineriz. Aynen. Peki bizler şimdi öğrenciler veya mezunlar olarak neler yapmamız lazım bunları takip etmemiz için? Ya da Güney Kariyer Fuarı'nda bizi bekleyen şeyler neler olacak? Anladım. Şimdi aslında önemli bir noktaya temas ettiniz. Sonuçta bu organizasyonu biz üniversite olarak ve diğer üniversitelerle beraber bir işbirliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bunun hazırlıklarını Aralık ayı başı itibariyle biz başladık. E, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin e, bizi görevlendirilmesiyle beraber, çünkü onların koordinasyonunda gerçekleşiyor. E, Aralık ayı itibariyle hazırlıklarımıza başladık. Neler yapılabileceğine dair, fuarın genel çerçevesi içerisinde neleri dahil edebileceğimize dair. E, öncelikle e, fuarla alakalı, e, Güney Kariyer Fuarı aslında sadece iş verenlerle öğrencilerimizin bir araya geldiği bir etkinlik sınırları içerisinde değil. Öğrencilerimizle işverenlerin bir atölye etkinlikleri, bir takım eğitim ve geliştirme süreçleri içerisinde de bir araya geleceği bir uygulama olarak ifade edebiliriz. Çünkü dinamik bir karakteri var. Hı hı. Temelde firmalar öğrencilerimizle kendilerini tanıttıkları ve öğrencilerimize tanıma anlamında fırsat verdikleri kadar öğrencilerimizle etkileşim de gerçekleştirmek istiyorlar. Yani bir takım uygulamaları yapmak istiyorlar, öğrencilerimizle bir takım mülakatlar gerçekleştirmek istiyorlar ve öğrencilerimize yönelik anlamda yani iş dünyasına kazandırabilmek anlamında bir takım e, kayıt ve tespitler gerçekleştirerek süreci tamamlamak istiyorlar. Takdir edersiniz ki üniversitelerin temel amaçlarından bir tanesi, Öğrencilerimize akademik bir e, vizyon kazandırmak kadar bir kariyer planlamasını da gerçekleştirmektir. Yani e, artık üniversiteler sadece öğrenci eğiten kurumlar değil, öğrencilere e, mezune sonrası dönemde kariyerle alakalı da bir kazanım ortaya koyması gerekiyor. Çünkü e, öğrenci mezun olduğu andan itibaren artık tamamen informal kanallarla iç dünyasına katılmak. Bu anlamda öğrencilerimizin bu noktadaki e, hayata dair planlamalarını belirleyecek önemli bir boyut olarak karşımıza çıkacak yani firmalar sadece e, öğrencilerimizin e, stajla ilgili taleplerini ya da iş dünyasına yönelik e, beklentilerine yönelik karşılık vermek anlamında faaliyet göstermiyorlar yani e, Örneğin ikinci sınıftaki örneğin bir bölüm fakültemizin herhangi bir bölümün bir öğrencisinin ziyareti neticesinde eğer o sektörde çalışmak isterse hangi donanımlara sahip olması gerektiğine dair de firmalarla doğrudan bir etkileşim sağlama imkanı da ortaya çıkıyor. Yani hı -hı, bu açıdan. Hı -hı. Yani biz e, öğrencinin eğitiminin bir parçası olarak bakıyoruz Güney Kariyer Fuarı'na. Yani e, her ne kadar bir istihdam ve kariyerle alakalı sonuçlarını gözetsek de aslında sürecin içerisinde kendini geliştirmeye imkan veren ve bununla da alakalı geri dönüşleri alabileceği bir fuar anlamında değerlendiriyoruz. Yani bu açıdan ben üniversitemizin bu noktada ki şöyle düşünün yani bu fuar örneğin önümüzdeki yıl Konya'da da gerçekleşebilir çünkü bir markalaşmaya çalışan bir organizasyon yani öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu mutlaka gidebilir, gitmek isteyebilir ama bunun üniversitemizde şu anda gerçekleşiyor olması, şehrimizde gerçekleşiyor olması büyük bir fırsattır aslında bakarsanız. Evet. Bunun değerlendirilmesi anlamında biz de fuarın içeriğinin zenginleştirilmesi anlamında elimizden gelen her şeyi de gösteriyoruz. Öğrencilerimizle bir araya yani öğrencilerimizle mutlaka bir araya gelmek istiyoruz. Yani kariyer fuarı bağlamında bir araya gelmek istiyoruz. Ve olumlu bir katkı sağlamak istiyoruz bu açıdan. Aslında e, sadece Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapılıyor olması Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri için değil hem e, şehrimizde bulunan ikinci üniversitemiz öğrencilerinde hem de ...bölgedeki aslında diğer üniversite öğrencilerine ve mezunlarına da biz ev sahipliği yapacağız. Ee, oradan da misafirlerimiz Aynen. olacak. Aslında çok da heyecan verici Aynen. duruyor. İnsanları Süleyman Demirel Üniversitesi çatısı altında buluşturmak gerçekten güzel. Her türlü güzel. Şehrimizi görecekler, şehrimizde gezecekler, alışveriş yapacaklar... ...ya da burada bu durumdan, fuardan faydalanabilecekler. Peki, hocam Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek... Aynen. E, tabii ki orası bir dönüşüme girecek büyük olasılıkla. Ne bekliyoruz hocam? Mesela bir hedefimiz var mıdır e, firma konusunda Anladım. ya da şu an ne durumdayız? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi biz özellikle üniversitemiz yerleşkesinde bu fuarı gerçekleştirmek istedik. Çünkü üniversite kampüsleri yaşayan birer e, yaşam alanı sonuç itibariyle. Öğrencilerimiz burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Yani şehrin farklı bir noktasında da bu fuar gerçekleştirilebilirdi. Mutlaka mümkündü. Ancak üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilmesinin büyük kazanımları var. Yani öğrenci eğitimle alakalı dersleriyle ilgili süreci takip ediyorken örneğin gün kaf kapsamında bir etkinliğe ya da bir workshop'a ya da bir mülakata katılıp tekrar derslerine kaldığı yerden devam edebilir. Yani gün içerisinde bunu planlayabilir. özellikle spor salonunun olimpik bir nitelikte olması, büyük bir kapasiteye sahip olması bizim yaklaşık 250 civarında firmayı ağırlama gibi bir sonucu ortaya çıkaracak diye bekliyoruz. Tabii 250 firmayla ilgili gözettiğimiz nokta ise şu. Özellikle insan kaynakları, profesyonel insan kaynakları birimleri olan yani en azından 10 ve daha fazla çalışanı barındıran ulusal ve küresel ölçekteki firmalar, yerli ve yabancı firmaları bekliyoruz nihayetinde. Yani bununla ilgili basit bir örnek vermek gerekirse yani e, Türk Hava Yolları küresel ölçekte bir firmamızdır ama e, Gül Birlik'te e, yöresel bir firmamızdır. Yani, yani iki firmamızı biz bir şekilde bir araya getirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz hem küresel ölçekteki firmalarımızla bir araya gelsinler, onlarla irtibat sağlasınlar hem de yerel düzeydeki e, ya da ulusal düzeydeki firmalarımızla e, bir irtibat sağlasınlar. Bu anlamda ben e, asıl bizim öne çıkaraca çıkaracağımız boyut e, Şöyle olacağını düşünüyorum. Üniversite yerleşkemizde birçok etkinlik alanımız var bizim. Açık ve kapalı fakülte bünyelerinde ve diğer binalarımızda. Bu binaları, ya bu tip yerlerdeki etkinlik süreçlerini maksimum düzeyde kullanmak istiyoruz. Yani şöyle düşünün, aynı anda yani örneğin saat on buçukta, 15 tane etkinlik planlayacağız. Yani bunu da ilan edeceğiz. Yani bir taraftan mülakat teknikleri anlatılacak, bir tarafta kripto para anlatılacak, bir taraftan LinkedIn başvuruları nasıl yapılır anlatılacak, bir taraftan sermaye piyasası ile ilgili boyutlar. Yani e, öğrencilerimiz ellerine listeyi aldıkları zaman hem firma ile ilgili e, irtibatlarını ve müzakerelerini görüşmelerini sağlarlarken bir taraftan da bir 40 dakikalık bir e, atölye etkinliğinde ve etkileşimli bir eğitimden gene kaldığı yerden fuarın diğer boyutuyla e, ziyaretlerine devam edecek. Tabii asıl önemli olan nokta şu bence, e, birçok yeni kişiyle tanışacak iş dünyasında. Yani birçok bu alanda e, belki yarın iş dünyasında karşı karşıya kalacak birçok kişiyle temas etme fırsatı olacak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu sadece üniversitemiz e, bünyesinde gerçekleşiyor olmasının yanında aynı zamanda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin öğrencilerinin de çünkü biz ortaklaşa bu organizasyonu yürütüyoruz. Bir eşgüdüm içerisinde ama sorumluluk bizim üzerimizde o, o anlamda ifade edeyim. E, öğrencilerimizin tabii 40 bin civarında biz bu ziyaretin sağlanacağını varsayıyoruz ama e, yaklaşık 10 bin civarında da e, Akdeniz Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Konya'daki üniversitelerimiz, Afyon'daki üniversitelerimiz ve Karaman'daki üniversitemizin bu etkinliklere öğrenciler düzeyinde, eğiticiler düzeyinde ve öğretim üyeleri düzeyinde ziyaretlerin gerçekleşeceğini varsayıyoruz bu anlamda. Evet, ee, aslında dolu dolu bir iki gün bizleri bekliyor olacak diyebiliriz şimdiden. Peki, zaten bizlerle anlık süreci, süreçte olan biten her şeyi kanalımızdan, sosyal medya platformlarından veriyor olacağız. Şimdi e, hocam çok kısa e, hemen şeyden de bahs bahsedip bu bölümü noktalandıralım. E, Birçok eğitimden bahsediyorsunuz, organizasyondan, atölyelerden bahsediyorsunuz ve bildirimlerden. Tabii ki insanlar anladığım kadarıyla yetenekkapısı.org'dan da buna ulaşabilecekler. Biraz yetenek kapısından tamam. da bahsedelim birbirine çünkü entegre noktalar bunlar. Sonra da kapatalım bu bölümü. Şimdi yetenekkapısı.org, e, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklı Ofisi'nin yönettiği bir aslında uygulama bir aplikasyon olarak ifade <laughs> edebiliriz. Web sitesiyle de destekleniyor. Şimdi burada öğrencilerimiz yetenekkapısı.org'a girdikten sonra kayıtlarını yapabilecekler, yapacaklar ve kaydını yaptıktan sonra fuarımıza katılan tüm firmaları görebilecekler ve eğitimlere dair doğrudan bir şey sahibi olacaklar nihayetinde. Yani diğer bir ifadeyle aslında or bu fuara öğrencilerimizin ilk adım olarak değerlendirelim. Yani mutlaka yetenek kapısına kayıtlarını yapsınlar ve oradaki duyuru ve bilgilendirmeleri takip etsinler. Zaten biz gerçi sizlerin kanalıyla ve diğer sosyal medya vasıtasıyla duyuracağız ama en sağlıklı bilgiyi ve en doğru bilgiyi yetenek kapısı üzerindeki yapacağımız bilgilendirmeler üzerinden şey yapabiliriz. Çünkü yetenek kapısı Orkat dahil olduktan sonra fuarımıza giriş noktasında da bir QR kod kanalıyla e, tekrar fuarı ziyaret ettiğini orada görmüş olacağız nihayetinde. Hı hı. Yani bu açıdan e, özellikle bu yetene kapısı e, boyutu ciddi manada önem arz ediyor. Öğrencilerimiz hem hem üniversite öğrencilerimizin hem de diğer öğrencilerin e, fuarla alakalı maksimum düzeyde e, fayda elde edebilmesi açısından oldukça önemli bir boyut olarak ifade edebiliriz. Yani. Çok teşekkür ederim hocam. E, bu diğer süreçte tabii ki ayrıntıları diğer bölümlerde alacağız. Nasıl gireceğiz, nasıl çıkışlarımız yapılacak, kayıt olacak mı vesaire. Bunların hepsini konuşacağız. Çok teşekkür i̇şte ederiz. İlk bölümü bu şekilde sonlandırmış olduk. Genel hatları belirledik. Evet. Bundan sonra da detaylarla tekrar karşınızda olacağız. Hem sizin hem de sizlerin. Evet. Dediğimiz gibi gün kaf. Gün kafa doğru ilerliyoruz. Bizim için çok büyük bir organizasyon. Üniversite için çok büyük bir organizasyon. Bir sonraki bölümde gün kaf yani Güney Kariyer Fuarı'nın böyle detaylarını anlamak ve anlatmak için bizler Akademiks TV ekranlarında olacağız. Sizler de bizleri takip eder. Abone olursanız daha fazla bilgileneceğinizi düşünüyorum. Hoşçakalın.